Tüm partilerde seçim sonuçları, eğer böyle bir seçim olursa da seçim sonuçlarını çok özgür ve objektif bir biçimde değerlendirmeli. Yani işte futbol yaklaşımıyla bu konuya yaklaşmamak gerekir. Kaybeden takımın sonuçta işte hakemi suçlaması veyahut saha çamurlu demesi. Eğer saha çamurlu değilse böyle bir yola gitmemeleri gerekir. Seçim günü yapılacaklarla seçim sonrası o 48 veya 72 saat aslında birbiriyle çok ilintili. Siyasi partiler bu tedbirleri aldıkları oranda, bunu örgütleriyle paylaştıkları oranda ve diğer sivil toplum kuruluşları da buna sadece teknolojik katkı yaparak değil, ben bir siyasi partinin kendi seçim tutanağını sizin vasıtanızla girilmesini bekliyor olmasını inanın uygun görmem. Benim görüşüm bu. Yani Erdal Bey belki farklı düşünebilir. Ama siz insani kısmında çok önemli katkı verebilirsiniz. Orada belki parti görevlileri görevini yeterince yerine getirmeyebilir, dalgınlık yapabilir, yeterli sayıda insan gelmemiş olabilir. Orada sizin gücünüz çok daha fazla. Siz teknolojiyi kendi iç iletişiminizde kullanmanızı çok gerekli ve faydalı buluyorum. Ama siyasi partiler hani sizin bütün gönüllülerinizi zaten denetleme gibi isteseler onu da denetlemez. O fırsatı onlara vermezsiniz. Bunu doğal buluyorum. Dolayısıyla akredite olmayan kişilerin sisteme girerek sistemde herhangi bir hata olmasına neden olacak bir yaklaşımda bulunmalarında partilerin göze almaması gerekir. O yüzden siz de hani muhalefet partileri bu konuya daha şey yaklaşıyor derken bu konuda lütfen göz önünde bulundurun diye öneriyorum. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkürler efendim. Tamam. Soruları alalım tabii yani. Efendim, siz partilerin çok yükün elektronik ortama kaydırmasını istiyorsunuz değil mi? Bütün süreçleri. Evet. Seçim böyle olmasın diyorsunuz çünkü sıkıntı var. Evet. Nedir o sıkıntı? Bir, gene kendi partimiz adına güzel bir şeyler söyleyeyim. Biz bütün süreçlerin elektronik olmasını istiyoruz ve süreçlerimizi buna göre oluşturduk. Seçmek, seçilmek, denetlemek, denetlenmek, yönetmek hepsi buna dahil. Türkiye'deki seçimler niye böyle elektronik yapılamaz diyorum. Çünkü bizim getirdiğimiz ve şu an kimileri tarafından çok beğenilen, kimileri tarafından tartışılan konu şu. Eğer gizli oy açık tasnif yapılacaksa, açık tasnif zaten tartışması öyle olması lazım. Ama gizli oy olduğu müddetçe elektronik seçimlerde gizli oyun bir tartışma yaratacağı kesin. Hele Türkiye, deminden beri konuşuyoruz çok heyecanlı olduğumuz, ateşli insanlardan oluştuğumuzu söylediğim için, o attığımız oyun elektronik olarak bir yazılımla değiştirilmeyeceğini kimse garanti edemez. Ve kim kaybederse muhakkak bu konuda bir itiraz ortaya koyacak. Bunun bir çözümü şu an için olmadığını ben söylemek isterim. Buna ne kadar denebilir ki paralel bir biçimde kağıt veya işte oy pusulası da olabilir denir. Eğer böylesi amaç seçim sonucunu hızlı almaksa, yani biz sonuçta güvenmek için kaybeden o zaman yapacağı tek şey ne? Normal oy zarfını beklemek olacak. Yani hızlı almak böyle önemli bir seçimde, ülkenin 4 yılda bir yapılan bir seçimde, o sonucu 4 saat erken almakla 6 saat geç almak arasında çok büyük fark olmadığını ben düşünüyorum. Eğer hiç kağıda gerek olmadan, normal bildiğimiz oy pusulasına gerek olmadan bu yapılabilecek derseniz, zaten bunun güvenilirliğinden hiçbir şekilde bahsedemeyiz. Çünkü yazılımla ilgili her şey yapılabilir. Partinin oyu A'dan B'ye, B'den C'ye kaydırılabilir. Koda ne kadar hakim olursanız olun, bırakın yani işte kozmik odalara giriliyor, o bilgisayarlar değiştiriliyor, yazılımın kendisi değiştirilebilir kuşkusuyla kaybeden taraf kazananın başarısını muhakkak bu şekilde gölgeleyecektir. Bizim bulduğumuz çözüm ise normal seçimlerde benim inancım şu, bir insan bir partiye veya bir kişiye oy verirken bunu deklare etmekten çekinmemeli diye ben düşünüyorum. Dolayısıyla bizim E-Parti'deki bütün seçim süreçleri insanların kime oy verdiğini kendi ekranında görebileceği ve başkalarının da görebileceği bir biçimde olacağı için herkes kendisi toplama çıkarma yapıp kimin ne oy aldığını almadığını görebilecek bir durumda olacak. Ama Türkiye'de ta ben hatırlıyorum rahmetli Özal zamanında, Demirel zamanında bu konu bizim de önümüze geldi. Çok teklif eden, getirenler oldu. Elektronik seçim aynen dokunmatik hani ekranlara basarak yaptığımız gibi işte şunu seçiyorum buna hızlı olsun. Türkiye'ne bunun yapılmasını son derece zararlı, sakıncalı buluyorum. Böyle öneri geldiği zaman da buna şiddetle karşı çıkacağımızı da bilinmesini istiyorum. Evet. Ben bir iki şey söyleyeyim bu konuda.
konu çok çetrefilli. Yani birkaç temel model var. Bir tanesi yani seçmenlerin sandıkta oy kullanması, sandığın elektronik olması. Başka modeller de var. Elektronik imzayı da falan yapmak. Onun çok uzağındayız zaten. Sandık başına geldikten sonra da başka sorunları var. Sandık başına insana getirdikten sonra geri kalan bir sayım problemi kalıyor. Öbür tarafı çok fark etmiyor zaten. Ayrıca kos efektif değil. Yani oraya seçim için bir alet koyacaksın. O aleti yılda üç kere kullanacaksın. Atacaksın. Çok lüks bir şey. Bunu Brezilya yaptı. Şey için yaptı. Bilişim sektöründe ime vermek için yaptı. Yani bilinçli bir şeydi. Junta yaptı. Bu tip şeyler yapılan her deneyde de ciddi fraud endişeleri ortaya çıkıyor. Delilleri ortaya çıkıyor. Yazılımın açık kaynak olması önemli falan yetmiyor. Çünkü yazılımın hiçbir şekilde değişmeyeceğinden ya da anında müdahale olmayacağından emin olamazsınız. İnsan aklının limiti yok yani. Sen ne kadar iyi tedbir alırsan al, başkasının daha iyi bir şey yapmayacağından emin olamazsın. İşte o zaman benim bahsettiğim diğer problemler ortaya çıkıyor. Hayır şöyle, bak mesela ben örneğin Çankaya Bölgesi'nde oturan sektör olarak Antalya'da tatilindeyken oyunu kullanabilir miyim? Herhangi bir sandıkta. Şu anda da yapabilirsin onu. Hayır. Bu mevzuattan dolayı yapamazsın. Teknolojik olarak yapabilirsin onu. Bunu uzatmayalım. Başka konu iki konuşmacımız daha var. Bunu uzatmayalım. Sonra konuşalım. Burada girdi. Ya. Yeni bir konuda değil. İki tane konuşmacımız var. Sorulara şey verelim. Daha önemli tartışacağımız şeyler var. Erdal Hocam. Mustafa Hocam, size ve Baro'yu da ben yine tabii kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Aslında tabii gönül isterdi ki çok gerçekten ilginin, alakanın çok yüksek olmasını gönül isterdi gerçekten. Türkiye gerçekten. Evet, yani Emrah Bey aslında anlattıkları benim ekleyeceklerim olacak yani. Yoksa zaten hemfikiriz, beraber çalışıyorduk zaten. Daha önce de bilgi paylaşımı yapıyorduk. Biz hiçbir zaman halef selef olmadık zaten yani. Bir ekip anlayışımız her zaman oldu. İki senedir de hemen hemen benzer şeyleri yaptık. Şimdi şöyle düşüneceksin. Tabii bu anlatılanlara baktığım zaman, şimdi ben YSK'ya gittiğimde YSK'da geçen toplantı yaptığımızda Danıştay üyeleri, Yargıtay üyeleri var. YSK Başkanı ve bizim partimizin de işte genel başkan yardımcısı arkadaşlarımızdan birlikte toplantı yaparken şimdi çok önemli bir şey geldi aklıma. Yani bu çok yani yapılır yapılmaz ayrı bir konu. Yapılıyordu çünkü zaten. Parmak boyanıyordu bu ülkede. Yani şimdi birileri dedi ki, ya çok ilkel bir yöntemdi, kaldırdık falan dedi yani. Şimdi çok da biz bilişim dünyasından insanlarız. Neyin ilkel olmadığını da anlayabiliyoruz tabii yani. Zekamız o kadar basıyor. Peki tamam ya, bu niye boyanıyordu yani bu mesele? Neden? Ortada bir mükerrerlik söz konusuydu. Boyanıyordu bu. Peki şu anda o mükerrer hikayesi kalktı mı? Mümkün değil, kalkmadı yani. Yani bu 500 olur. 1000 olur, 100.000 olur. Yani rakamların önemi yok ama bir mükerrer olabilme olasılığı mevcut. Yani Emrah Bey biraz anlattığındaki o 3 safhadan, o önceki safhadan kaynaklanıyor. Yani sandığa gelmeden önceki safhadan kaynaklanan bir konu. O da ayrı bir tartışma konusu zaten. Çok incelenmesi gereken bir konu. Peki bu ilkeldi de Türkiye, Finlandiya gibi bir ülke mi de bunu ilkel tanımlıyorsunuz? Yani gerçekten yani hani böyle bir ülke miyiz biz gerçekten? Niye konuşuyoruz? Niye oy ve ötesi gibi bir sivil toplum kuruluşu ortaya çıkıyor? Yani ne oluyoruz yani? Yani nedir konu ki bunu ilkel tanımlıyorsunuz meselesi vardı. Tamam, bu ilkeldi de yerine böyle bir aslan risk ortada dururken
Neyi ikame ettiniz yani? Mesela parmak izi mi yapıyorsunuz? Yani diş tane onu mu basıyorsunuz bir yerden? Avuç içi mi okutuyorsunuz? Yani retina mı? Bu da yok ortada. Onu ben YSK'da anlattım zaten de şimdi bunu niye söyleyeceğim ama bakın. Şimdi ortada şöyle bir sorun var. Birincisi Türkiye'de yerleşik demokrasinin isterleşmiş bir hali olsaydı bugün bunu tartışmıyor olacaktık zaten. Hukuk devletinden bahsetseydik bunu tartışmıyor olacaktık. Bu sadece YSK'nın, HAVELSAN'ın onun bunun bir araya getirip ürettiği bir şey değil. Bugün Türkiye'deki 1960'ta 70'te devletle millet arasındaki güven problemi ne kadar varsa bugün de o kadar var zaten yani. Hatta ben çok eskiden tanımlarım. Ben babam ilkokulu benden bitirmiş bir adamdı. O güven ilişkisini oradan tanımlıyordum. Babam öyle bir adamdı, işçi bir adamdı. 1970'lerde babam zabıtadan birini tanırsa devletle arasının iyi olduğunu düşünüyordu. Yani bugün de ona benzer dünya kadar insan var zaten. Yani şimdi esas problem şu. Ben bugün TİB'e, BTK'ya, YSK'ya, buna benzer kurumların hepsine, yargının bir kısmına bir güven problemi yaşıyorsam zaten problem burada başlıyor zaten. Şimdi biz önlem almaya çalışıyoruz. Yani bununla ilgili. Mesela bu demokrasinin ne kadar aslında bu ülkede paramparça olduğunu gösteren bir hikayedir bu bir tarafından baktığınızda. Şimdi adam anlattı mesela TİB'le ilgili dinleme komisyonu vardı. O zaman beraber konuşuyorduk bunların hepsinde. Ben de partinin sözcüsüydüm komisyonda. Konu TİB meselesine gelmişti. O gün tabii iktidarla işte cemaatler bu kadar büyük ayrışma içerisinde değillerdi o dönemden önce. İktidar bu kurumun kendi kurumu olduğunu düşündüğü için ki problem de tırnak içinde bu şu anda. Yani iktidar kendini devlet zannediyor. Ya problem bu zaten. Yani esas problem buradan kaynaklanıyordu. Çok hararetli bir şekilde aslında TİB'i savunuyorlardı. İşte veya kurumların hepsini savunuyorlardı. Gerekçe şuydu çünkü. Ya bu kurumlar bizim kardeşim işte. Ne olacaksa yani bunun zevali de varsa, sevabı da varsa bizden bizimdir yani tarzında bir şey vardı ortada. Aslında TİB gibi kurumların bugün dünyadaki modern devlet anlayışında yeri olan kurumlardı bunlar. Gerçekten var. Avrupa'da da bu tür kurumlar vardı ama onun bir denetim mekanizması, sivilleşmiş bir hikayesi de var bir tarafından baktığınızda. Bir denetlenmesi gereken bir şey vardı. Ne yasama denetleyebiliyor TİB'i bir yerinden baktığınız zaman, ne de başka bir organ vardı. İşte YSK veya buna benzer seçimlerle ilgili güvenlik konusunda MERNİS'inden tutun, TÜİK'inden tutun, bütün verilerin hiçbirisi biz siyasi partiyiz, bize açık değil. Esas problem burada yatıyor zaten ya. Bize açık değil yani. Ben kim ölmüş alamıyorum devletten. Yani devlet diyorum, bu iktidardan bahsetmiyorum ki. Devletlerinden bir, yani devletten alamıyorum. Problem buradan. Ben hep iddia ettiğim bir konulardan bir tanesi de parlamenter sistemin çok bacakları kırık, doğru. Yani çok işlevsel olmayan tarafları var ve sıkıntılı. Meclisin çok sıkıntılı tarafı, yasamanın sıkıntılı tarafları var. Bunların giderilmesi ihtiyacı olduğu %100. Ama bu devlet denilen mekanizmanın siyasi partiler kanunundan dolayı sizde tanımadığı hikayeler var yani. Tanımadığı yani. Sizi tanımıyor orada aslında bakarsanız. Şimdi ben mesela oy kullanmayanların listesini alamazken bunun ki bu ne kadar uğraştık bununla ilgili kişisel verilerin güvenliği konusunda falan, tamam uğraştık da ben siyasi partiyim. Hani devletle iç içe olmam gereken mekanizmanın bir parçasıyım ben normalde baktığınızda. Bana onu vermiyor. Ölenlerinki de vermiyor. Bu da kişisel verilerin güvenliği. Ya şimdi nasıl bir şey yani, tamam da yani adamın tercihi konusunda ben bir şey sormuyorum ki sana. Belki sizin anlattığınız biraz önce adam tercihini belirsin. Bu kişisel hani verilerin güvenliğine girer mi diye tartışılabilir bir konu. Oradan baktığınızda. Ama adam ölmüş yani. Hani ölmüş bir insanın verisini bana vermemekle bunu kişisel veri olarak tanımlaman benim kafamda hep bir soru işareti oluşturuyor. Niye vermiyorsun? Bu sende var. Var sende bu. Sende olduğu zaman da aklımda hep şöyle bir şüphe de var. Bunu da biliyorum. İktidarda da var. Sende varsa bu güven zaten ben bu ana muhalefet partisi olarak sistemin içerisinde bu soru işaretinden şüphe duyuyorsam zaten zaten sorun burada, en büyük sıkıntı budur zaten bir yerinden baktınız. Ama şöyle bir şey var, sandık güvenliği tarafında anlattıklarınızı dinleyince şimdi siz gittiğinizde sandık başlarına, ben Yalova'daki en büyük okulun başındaydım. 4 tane AKP milletvekili vardı. Bir sürü, tek başıma oradaydım. Ama konsantre bir seçim o. Çok konsantre olduğu için hepimiz yıkıldık oraya. Yıkılınca oradaki örnek doğru örnek değil. Hepimiz oraya yıkıldık yani. Ağrı seçimi gibi falan. Yani bu o doğru bir örnek değil. Ama şöyle bir durum vardı. Siz de olağan şüphelisiniz Cumhuriyet Halk Partisi açısından baktığınız zaman. Olağan bir şüphelisiniz. Yani
Sandığın başına gittiğinizde olağan bir şüphelisiniz. Siyasi partiler kanunundan dolayı şöyle bir sıkıntımız var bizim. Bizim 1.100.000 üyemiz var. Türkiye bilişim dünyasındaki arkadaşlarımız da buna hakimdir. Türkiye'de kullanılan akıllı telefonların aslında aklının %3.5'u kullanılıyor. Bu kesin yani. Bu %100 veridir yani. Yani aklının %3.5'u kullanılıyor. Şimdi benim sandığa hakim olabilmem için 850.000 adama ihtiyacım var. Bu kesin. Yani bunun altını tartışandan her şeyi tartışırım yani. Her şeyi tartışırım yani. 170, daha önce 194.000 tane sandık vardı. Şimdi 174.000'e indi, 173.000 küsürlerde şu anda. Yüzde oynama ihtimalleri yine olabilir deniliyor. Bu zaten büyük problemler de bunlardan birisi. Şimdi müşahitlerden bahsediyoruz. Mesela diyelim, tabii bütün Türkiye'yi, biz bütün coğrafyayı, her yeri düşünmek zorundayız. Bütün satığı düşünmek zorundayız. Ben İzmir milletvekiliyim. Karabağlar'dan bir örnek vereceğim size. Karabağlar ya şehrin göbeği, metropol ilçemizde yani. Bizim öyle semtlerimiz var ki ya gidecek orada çok yürekli bir adama ihtiyaç var. Sandığın başından onu alacak. İzmir metropol ilçelerden birinden bahsediyorum. Bizim partimizde öyle adamlar var ki bakın tenzih ederim bir sürü insan sıkıntıda ama öyle adamlar var ki yazdı 55-60 yaşında elinde çakar çakmaz bir telefonu var ama o sandığın başına hakim çıkar o. O olur ama bütün Türkiye genelinde bu böyle değil. Değil. O ama adama desen ki sen çek bu fotoğrafı gönder şunu yap bunu yap teslim der sana. Bilmez ki adam hani öyle bir şey yok yani ama yok böyle bir hikayesi. Şimdi bu 800 küsür bin insanın 625.000'i sandığın başı. Yani sandığın başındaki işlerden bahsediyoruz. Yani teknolojiden uğraşıyoruz. Emrehan Bey de teknolojiden uğraşıyor. Ya böyle fotoğrafı çekip gönderip sistemde tarafı, bunda hata var diyecek bir sistem yok şu anda. Yani bu san, YSK'nın bu tutanaklarını tarayıp hemen anında, ya bunda hata var diyecek bir teknoloji şu anda mevcut değil. Onu hepimiz biliyoruz yani. Bunda mevcut. İnsan kaynağına ihtiyaç var, doğrudur. İnsan kaynağı problemimiz var. Sandık başlarındaki bizim bu 625.000 adamı oraya otursak bile sistem konusundaki güven problemimiz hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Çünkü diyelim ki oraya hakim olma işini bundan becerdik. Bakın ben diyorum ki bir siyasi parti ki en iyi sistemlerden biri sayın dostumun da temelini attığı, geliştirdiği, bizim de götürmeye ve geliştirmeye çalıştığımız sistemdir. AKP'de ne var ne yok ben biliyorum. MHP'de ne var ne yok biliyorum. HDP'de ne var ne yok biliyorum. En iyi sistem bizdeki sistemdir. İstediği kadar herkesten iddiaya girelim her türlü. Teknolojik olarak hiçbir sorunu yoktur. Ama mesele bunu oraya gelmeden önceki sorunu halletme sorununuzu halletmek. Çünkü ne yaptık biz mesela? 3 ay önceden başladık şimdi. Tüm mahallelerde ilk sanal sandıklar geldiğinde. Bakın ilk sanal sandıklar geldi. Bir sanal sandıklar oluşturduk. TÜİK verilerine YSK verileri zaten birbirini tutmuyordu zaten. Bir ciddi bir sorun var. O acayip bir sorun zaten. Ama ne yaptık? Tüm mahallelerde gidenler ve gelenlerin hepsini oraya koyduk. 2 milyona yakın haftada SMS attık herkese, topluma. Girin buradan bakın mahallenizde. Bu gelenleri tanıyor musunuz? Gidenler işte şunlar gelen. Hepsini ayıkladık yani. Şu anda öyle bir sistem hala mevcut. Askı süreleri içerisinde hep bunların hepsini astık. Herkese açık. Veriler konusunda herhangi problemimiz yok. Ama bizim sistemimize giriş noktasında şunu çok net söyleyeyim. Öyle herkese izin vermek gibi bir derdimiz de yok şu anda. Yani mümkün de değil. Bu daha önceki yaşanmış panikleri biliyoruz. Niye yaşandığını da biliyoruz paniklerin. Mesele insan kaynağı ve devletten hem siyasi partiler hem de millet arasındaki olan güven problemi. Bu en büyük problemdir yani bugün Türkiye'deki. Biz şimdi diyelim ki bu sistemde neler var bizim sistemde? Eğer tüm Türkiye'deki sandıkların fotoğraflarını çekerseniz böyle bir teknoloji yok dedim ama ona rağmen bir farklı bir sistem kurduk. Aşağıdaki arkadaşlarla birlikte diyelim. Bunların sorun olan taraflarının bildirildikten sonra onların tespiti ve hukuk işlerinden tüm ilçelere, tüm sandıklardaki gerekli kişilere gönderecek bir sistem mekanizmasını kurduk. Var şu anda bunların hepsi. 174.000 sandıktaki gelecek verilerin YSK verilerinin karşılaştırılması ve profesyonel bir destek. Ayrıca bak bunların dışında bir destekten bahsediyorum. İstanbul'da arkadaşlarımız tek sizlerle de irtibata geçmiştir. Yürekten destekliyorum kendilerini de mutlaka başarılı olma ihtimalinden dolayı seviyorum bunların hepsini. Güvenli seçim girişimi, demokratik seçim girişimi. Şimdi sendikalar, TUMOP,
barolar, kadın dernekleri, oy ve ötesi gibi, sizler gibi veya Türkiye'nin oyları gibi insanların hepsinin davet edildiği, herkesin gelin bu işi beraber hani gözden geçirelim dediği bir demokratik bir seçim girişimi 1,5-2 ay öncesinden oluşmaya başladı. Ve bunlar da kendince bu seçimde bunu başarabilme ihtimallerini zayıf görmeme rağmen söylüyorum. Zayıf ama her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu gidip söyledim ki ne istiyorsanız bizden her şey açık kardeşim. Ama sizin anlattığınız problem teknolojik bir altyapı problemi değil, yanlış yerden algılıyorsunuz konuyu. İnsan kaynağı problemi.